Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun ki bizi Ramazan ayına eriştirmiş oldu. Bugün birinci orucumuzu tutuyoruz. Allah bu orucumuzu da bütün ibadetlerimizi de kabul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, daha önceki dersimizde orucu kısaca tanıtmıştık ve demiştik ki oruç ibadeti, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünneti ile sabit bir ibadettir. Peygamberimizden bu zamana kadar bütün Müslümanlar da orucun bir farz ibadet olduğunda elhamdülillah icma etmiş, ittifak etmişlerdir. Hem de oruç ibadeti, ibadetlerimizin arasında şah bir ibadettir. Yani Cenab-ı Allah'ın benim için dediği özel bir ibadettir. Dolayısıyla Allah-u Teala mükafatını da ben vereceğim diyor. Bu cihetten fevkalade önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de orucun nelere vesile olduğunu görmüş ve sevinmiştik. Şimdi inşallah hadis-i şeriflerde oruçla alakalı bilgiler verelim. Değerli kardeşlerim, bu konuda çok hadis-i şerifler var. Elimizdeki mevcut kitaplar arasında en büyüklerinden Ali el-Muttaki Hazretlerinin yazmış olduğu Kenzül Umman adlı eserde bu hadis-i şerifleri şöyle bir görüyoruz. Ben onu okumuş ve bir sohbetimiz için hazırlık yapmıştım. Madde 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 o bütün hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutanlara neleri vaat ediyor onları açıklamıştık. Belki YouTube'un bir köşesinde o sohbetimizi bulabilirsiniz inşallah. Bugün şöyle düşündüm. Bu oruçların içerisinde bir seçme yapmak lazım. Çünkü tamamını okumamız mümkün değil. Değerli kardeşlerimizin kendilerine havale ediyoruz. Arapça bilenlere zaten bir sözümüz yok. Onlar bilir olur okurlar. Arapça bilmeyen kardeşlerimize de henüz Kenzül Umman tercüme edilmedi ama edilme çabaları var. Onlar da inşallah mevcut hadis kitaplarında bir hayli hadis-i şerifleri bulabilirler. Mesela Kütüb-i Sitte'den daha büyük 9 kitabı içerdiği için Rudani Hazretlerinin Cem'ul Fevaid isimli kitabı 5 cilt halinde Türkçemize tercüme edilmiş. Hacimli bir hadis kitabıdır. Değerli kardeşlerim, biz bir seçme yapalım dedik ve düşündük ki bu seçmeyi biz yapacağımıza bizden önce yapmış olan alimlerimizin çok da beğenilen seçmelerini kullanalım inşallah. Bizden önceki alimlerin arasında Kütüb-i Sitte içerisinde en çok kullanılan ve istifade edilen hadis-i şerifleri özetlemiş olan alimlerimiz var elhamdülillah. Bunlardan birincisi ve eseri çok sevilen, beğenilen, İslam dünyasında çok okunan, belki onlarca, yüzlerce defa değişik baskıları yapılan, efendim çok yaygın bir kitap var. Riyâzu Sâlihîn, İmam Nevevi'nin bu kitabını bizim memleketimizde ilk önce Diyanet İşleri Başkanlığı 3 cilt halinde tercüme ettirmişti. Sonra o dili artık belki biraz ağır olduğu için yeniden tercüme edip güzel bir baskıyla bastırdılar. Onun ötesinde 8 cilt halinde Erkam Yayınları bir hadis profesörlerinden oluşan komisyona bunun tercümesi ve şerhini yaptırdı ki Allahu alem dünyada Riyazu Salihin üzerine yapılmış olan en güzel, en geniş şerhtir. Değerli kardeşlerim, Arapçada da Riyazu Salihin üzerine şerhler yani hadis açıklamaları yapılmış, Türkçemizde de. Bu konuda bir kitabımız var, Abdullah Parlayan'ın 6 cilt, yine Abdülvahap Öztürk Bey'in çalışmaları var, başka çalışmalar da var. Şimdi biz Riyazu Salihin gibi aşağı yukarı her eve de girmiş, girmemişse girmesi gereken ve bir değil 10 kere, 20 kere, 30 kere okunması lazım gelen bir hayat kitabı. Peygamberimizin sünnetini gösteren o muhteşem kitaptan oruçla ilgili hadis-i şerifleri
Belki yine bir bazı seçmeler yaparak inşallah okumaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, yaklaşık bizim sohbetlerimiz ortalama bir saat oluyor. O yüzden biz de bu bir saat içerisinde bütün hadisleri okuyamayacağımıza göre bunları birkaç gün inşallah peş peşe değişik mevzular halinde görelim inşallah. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları Ramazan'dan evvel Ramazan orucu hakkında, faziletleri hakkında, nasıl tutulacağı hakkında bilgilendirmişti. Bu yüzden hadis alimleri de bu bilgileri belli bir tasnif içerisinde kitaplarını almışlardır. Biz Riyazu Salihin'in tasnifini aynen devam ettirelim inşallah. Bu arada selam veren, Ramazanımızı tebrik eden kardeşlerimize ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh diyorum. Allah-u Teala kendilerinin de, ümmeti Muhammed'in de inşallah Ramazanlarını mübarek eylesin. Hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin. İşlerini ıslah eylesin. Sıkıntılarını gidersin. Bayrama cehennemden azat edilmiş bir şekilde inşallah çıkan kullarından eylesin. Ramazan-ı Şerif içerisinde vefat eden kardeşlerimize de Ramazan'ın bereketini bol bol nasip dar eylesin. Hasta olan kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Riyazu Salihin'de 1218 no'lu hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Önce bir hadisin manasını süratle verelim, açıklamasına sonra gelelim inşallah. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor Peygamberimizden. Gale dedi ki, Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun. Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurdular. Gale Allahu azze ve celle. Allah azze ve celle aziz ve celil saygın olan Allah şöyle buyurdu. Diyor Peygamberimiz. Öyleyse değerli kardeşlerim bu bir hadisi kutsidir. Peygamberimizin Allah böyle buyurdu diye rivayet ettikleri hadisi kutsidir. Hadisi kutsilerin fikir Allah'tan ama ifade biçimi ağızdan lafızların, kelimelerin seçilmesi ve dökülmesi Peygamberimizden demektir. Kur'an'dan farkı işte burada. Kur'an'ın lafzı da Allah'tan, sözü de Allah'tan, özü de Allah'tan, her şey Allah'tan. O yüzden Kur'an-ı Kerim okunarak ibadet edilen bir kitaptır. Namazda da okunur. Ama Peygamberimizin hadisi şerifleri, velev ki kutsi hadis olsun, onu okumanın ayrı bir sevabı var ama Kur'an-ı Kerim gibi bir ibadet ya da namazda okunan bir ibadet değildir. Evet, Kur'an bambaşka bir ifade ve uslup. Her neyse, diyor ki sevgili Peygamberimiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Allah buyurdu ki, küllü amel ibni Adem'e lehu. Adem oğlunun, insan oğlunun yapmış olduğu bütün ibadetler, ameller kendi lehinedir. İlla sıyam, oruç hariç. Fe innehu, çünkü o oruç li benim içindir ve ene ben edzibi, onun karşılığını, mükafatını veririm. Vasıyamu, oruç tutmak cünnetün bir kalkandır. Fe izâ kâne yevmu savmu ahadikum, sizden birinizin oruç tuttuğu günde, bir günde oruç tutmuş oluyorsa, ve lâ yerfus ve lâ yashab. Bu cümle hadisi kutsinin dışında peygamberimize ait. Öyle zannediyorum. Evet. Sizden biriniz oruç tuttuğu zaman kötü söz söylemesin, küfür söz söylemesin. Kavga etmesin. Fe insâbehu ahadun,
Birisi gelir de ona söver sataşırsa, avukatı vurursa, felyakul şöyle söylesin. İnni sâim, ben oruçluyum. İbadetliyim. Selametle git, bana çarp. İnni sâim, ben oruçluyum. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, la halufu femus saim, oruç tutanın açlıktan dolayı ağzından hasıl olan, konuşurken meydana çıkan ağız kokusu, o hoş olmayan ağız kokusu, at ya bu, daha tıyip, daha temiz, daha güzeldir indallah Allah katında, min rihil misk, misk kokusundan. İnsanlar miski severek kullanırlar o gün özellikle. Ondan daha hoş kokuludur diyor. Öyle olması şart değil, Allah öyle kabul ediyor. Lissaimi, oruç tutan insan için ferhatani, iki ferah vardır. Sevinç vardır, mutluluk. Yefrahuhuma, oruç tutan Müslüman mutlaka bunları görür. Bu ferah ile ferahlanır. Bu iki ferahı açıklıyor Peygamberimiz. İza aftara feriha bi fıtri, orucu açtığı an o oruç açmasıyla ferahlar, sevinir, mutlu olur, rahat eder. Ve iza lakiya rabbahu, bir de Rabbına mülaki olduğu zaman, kavuştuğu zaman feriha bi savmihi, savmı sebebiyle, oruç tutması sebebiyle yine ferah bulur, sevinir. Çünkü Allah Celle Celaluhu onu hoşnutlukla karşılar, ondan razı olur, onu sayısız mükafatlandırır. Açıklamasını biraz sonra göreceğiz. Bütün amelleri kendisi için, kendi lehine, oruç benim için. O yüzden onun mükafatını ben özel vereceğim diyor ya, böyle akla hayale gelmez bir ödüllendirme ile ödüllendirince, Müslüman keyfine diyecek yok, büyük ferah ve sevinç içerisinde olur. Elhamdülillah. Hadis-i şerif çok kıymetli bir hadis-i şeriftir. Çünkü müttefakun aleyhtir. Yani hem İmam Bukhari hem de İmam Müslim gibi en çok değer verdiğimiz hadis alimleri, en çok sahih hadisleri içinde barındıranlar bunu ittifakla, yani beraberce zikretmişler. Bu rivayet kelimeleri Bukhari'de geçenler ve fi rivayetinle, yine İmam Bukhari'nin sahihinde rivayetinde şöyle diyor. Hadis-i şerifin devamı olarak yetruku ta'amahu, oruç benim içindir diyor ya Allah Celle Celaluhu. Diyor ki, devam ettiriyor cümleyi. Yetruku ta'amahu, ta'amını yani yemeğini terk eder. Ve şarabahu, şarabını, şerbetini yani içmesini terk eder. Ve şehvetehu, şehvetini terk eder. Min ecli, benim yüzümden. Acıkmış yemiyor, susamış içmiyor. Şehveti var gider diyor, benim yüzümden. Benim sözümü dinlediğinden. Assiyamu li ve ene ezzibi, o yüzden oruç benim için. Onun mükafatını da ben özel vereceğim buyuruyor. Vel hasenetü bi aşri emsaliha, yoksa her bir hasene en az 10 katıyla. Değerli kardeşlerim, bu cümle İmam Müslim'in sahihinde biraz fazla açılmış. O açılmayı da görelim inşallah. Ve fi rivayetin li Müslim, Müslim'de bir rivayet aynı konuda. Küllü amel ibni Adem, Adem oğlunun her bir ameli yudaafu, katlandıkça katlanılır. Bir amel yapar ama kat kat sevabını alır. El hasenetu, yapılan iyilikler, ibadetler, güzellikler, sevaplar bi aşri emsaliha, 10 kat misliyle başlar. İlâ seb'e mi'ati dıyfin, 700 kata varıncaya kadar ihsan edilebilir. Kâlallahu Teâlâ, Allahu Teala buyurdu ki, işte hadisi kutsi
olan tarafı tekrar geldi. İlla savun. Bu ödüllendirmede oruç hariç. Yani 1'e 10, 1'e 700'den oruç hariç. Ve innehu li, çünkü oruç benim içindir. Ve ene ezzi bih, onun cezasını, karşılığını yani mükafatını ben vereceğim. Çünkü ya da o şehvete bu. Şehvetini terk eder. Ve taamahu, yemeğini terk eder. Min ecli, benim yüzümden. Diyor Allah Celle Celaluhu. Lissaimi ferhatan, oruç tutan Müslüman için iki ferah vardır. İki sevinç anı vardır. Ferhatun inde fıtri. Birisi fıtrı, yani orucu iftar ettiği, açtığı andaki ferahı. Ferhatun inde likai Rabbi. Bir de Rabbine kavuştuğu günkü ferahı. Ve la halufu fi atyab. İndallahi min rehil misk. Ve la halufun, o ağzından çıkan kerih koku, fihi atyabu indallahi min rehil misk, Allah katında misk kokusundan çok daha temiz, çok daha değerli ve kıymetlidir. Öyle değerli kardeşlerim. Şimdi hadis-i şerifi kelimelerini biraz açarak görelim inşallah. Ebu Hureyre Efendimiz bizlere rivayet ettiği bu hadis-i şerif bir hadis-i kutsi ile başlıyor. Kâlallâhu azze ve cel. Allah azze ve celle buyurdu ki, küllü amel ibni âdeme lehu illa siyam. Âdemoğlunun bütün yapmış olduğu ameller kendisi içindir. Oruç hariç diyor. Neden? Değerli kardeşlerim, iki cihetten düşünelim. Bir, Ademoğlunun oruç tutmanın dışındaki diğer menfaatlarını kendisi görecek. Hep söylüyoruz. Allah-u Teala helalları, haramları, emirleri, yasakları, teşvikleri, sakındırmaları, tergipleri, teşvikleri hep bizim için emir buyurmuş. Bizim için, bizim menfaatimiz. Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır, teşvik ettiklerine yönlenir, korkuttuk, sakındırdıklarından kaçınırsak temiz bir hayat, sağlıklı bir hayat, mutlu bir hayat, müreffeh bir hayat yaşarız. Kalbimiz rahat, vicdanımız rahat, içimiz huzurlu bir hayat yaşarız. Mükafatı, ödülü bize ait olur. Ama Allah'ın emrini yerine getirdiğimizden dolayı Allah 1'e 10, 1'e 700 ihlasa bakarak daha fazla da verebilir. Fakat oruca gelince. Oruç tuttuğunu bir insanın nereden bilebiliriz ya da bilmeyebiliriz? Mümkün değil. Yani namaz kılan adam işte hareket yapıyor, rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, namaz kılıyor dersiniz. Diğer ibadetler de buna benzer. İbadetleri yaparken görürsünüz. Ama oruç tutanın oruç tuttuğunu nasıl görürsünüz? Adam oruç tutuyorum der, gider tuvalete, doyasıya, kanasıya su içebilir mi? İçebilir. İnsanlardan saklayabilir, gizleyebilir. Gerçekten tutuyorsa sadece Allah bilir onun oruç tuttuğunu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, her bir ibadete mükafat verilirken iki nokta nazarı dikkate alınır. Birincisi, bu Allah'ın emridir. Allah'ın emri yine Allah'ın emri doğrultusunda, istediği ölçülerde, sınırlarında Allah'ın çizdiği çerçevede yerine getirilir. İşte namazın hareketleri belli, orucun yapılacak işleri belli, zekat belli, hac bellidir. İnsanoğlu buna kendi kafasından dahil olamaz. İkincisi, buna iman ediyor ve bunu sadece Allah rızası için yapıyor. Biz buna ihlas diyoruz. İhlas ve samimiyet. Diğer ibadetleri yaparken bizim bir menfaatimiz var. Dünyevi bir çıkarımız var. Artı insanlar nazarında da seviliriz, sayılırız, değer veriliriz. Böyle de bir menfaat var. Bir şekilde elde ediliyor. Ama oruçta
Bunlar yok. Oruç sadece Allah rızası için tutulur. Sen insanlara yine oruç tuttuğunu gösterirsin ama Allah tutup tutmadığını biliyor. Demin söylediğimiz gibi girdin efendim bir yere içtin suyu. Bizim köylüler Maraş'a geliyorlar. 6 saatlik bir köyden şehre Ramazan ayında işleri güçleri var. Ne güzel insanlar. Buna rağmen oruç tutuyorlar. Sabahleyin geliyorlar işte incir, üzüm ne getiriyorlarsa odun getiriyorlar, satıyorlar, ihtiyaçlarını satın alıyorlar, evine ne götürecekse yüklüyorlar ve geri gidiyorlar. Çoğu da yükünü bir hayvanda bulursa bir merkebi vardır götürüyor. Belki de yaya gidiyordur çoğu. Bunlar gidip gelirken Ceyhan Nehri vardı. Biz ona Cahan deriz. Ceyhan Nehri'nin kenarından bir müddet yol gider. Şimdi orada bir mola verilir. Ceyhan Nehri'nin kenarına varıldığında bir mola verilir yolculukta. Bizim oruç tutan köylülerimiz yanıyorlar tabi. Akşama kadar şehirde mallarını sattılar, mal aldılar. Gittiler 4-6 saat geri dönüyorlar o kadar saat. Köye yetişecekler. Bol. Ölen giden insanlar orada bu kefaatini görüyorlardır. Şimdi tabi cihanın kenarında mola verince içine tumup şöyle bir serinlemek istiyorlar. Atlıyorlar suyun içerisine. Geri çıkıyorlar dışarıya. Yahu diyorlar kâr etmiyor ki mübarek su. Yani adamın içi yanıyor. Dışı cihanda ıslanıyor ama içinin kavrulmasına bir faydası olmuyor. Fakat içlerinde bir tanesi varmış. Onlar yahu içimiz yanıyor. Efendim susuzluğumuz geçmiyor ki diyenlere derine tutun, derine diyoruz. Suyun dibi daha derin. Derine tutmazsanız yüreğinizin başı buz gibi olur diyoruz. Bunun tavsiyesi üzerine derine tutmuyorlarmış. Fakat yüreklerinin başı bir türlü buz gibi olmuyormuş. Lan oğlum biz niye olmuyor? Meğersem pek oruç tutmazmış o mübarek zat. Allah günahlarını affeylesin, iman da gittiği için öyle dua ediyoruz. Derine dalar ve içeride luk 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 suyu içermiş. Dışarı çıkınca da oh yüreğimin başı buz gibi oldu derimiz. Sanki oruç tutuyormuş da işte böyle serinlemiş gibi. Yahu bizimki olmayan diyenlere de derine tutun diyoruz biz. Adam derine tutar orada suyu içer. Ne bileceksin? İhlas. Değerli kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki مَنْ صَامَ فِي رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ Kim men oruç tutarsa Ramazan ayında iman ederek imanen وَاِحْتِسَابًا iman Allah kitabında bize orucu farz kıldı diyor. Okuduk ya يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ Ey Müslümanlar, oruç size farz kılındı. كَمَا كُتِبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takvalı olmanız için. Şimdi Allah'ın emri var. İman ediyor. İkincisi وَاَحْتِسَابًا Yani hesabını sadece Allah'a vererek ihlas ve samimiyetle yapıyor. Değerli kardeşlerim, adam ihlassız ve samimiyetsiz oruç tutar mı dersiniz? Tutar. Niye? Münafıklar yapıyorlardı bunu. Müslümanların yanında adam inanmadığı halde bir şey yiyemiyor, bir şey içemiyor. Ezan okunuyor, kaçamıyor. Çünkü kaçsa münafık olduğu belli olacak. Herkesle beraber camiye gidiyor. Namazını kibar kibar kılıyor. İçinden istemeye tembel nereden çattık diye ama münafık oldu açığa çıkmasın diye gidiyor kılıyor. Olur. Veya adam inanmaz bu gavur gibi değil. Müslümandır inanır ama nefsine hakim olamaz. Ahlaken olgun değildir. Hırslarına, şehvetlerine mağlup olmuştur.
İnsanların yanında oruç tutar gibi gözükür. Fakat tenhada yalnız başına kaldığı zaman orucu niye? Bu da olabilir yani. O yüzden değerli kardeşlerim, iman ve ihlas amelin ölçüsüdür. Her amelin ölçüsüdür bunlar. O yüzden Allah-u Teala öyle diyor. Ademoğlunun bütün ibadetleri, amelleri kendisi için, kendi menfaatine ve yaptığı bilinir. Bunun karşılığını dünyada bir şekilde görür ama oruç benim içindir. Oruç tutanın dünyada çok bir karşılığı da yoktur. Hocam diyeceksiniz, sağlık var, sıhhat var, işte yeni öğrendik, bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş, kan devranı, sinir sistemi, beyni, mideyi, baştan sona bizi yeniliyormuş, hücrelerimiz yeniliyor. Ya doğru doğru, Allah'ın her bir emrinde hikmet var da biz bunun için oruç tutmuyoruz ki. Evet, bu metcanen artı geliriz. O yüzden Allah-u Teala fe innehu li ve ene ezzibi, o benim için de mükafatını da ben vereceğim. Şimdi değerli kardeşlerim, ben vereceğim sözü biraz önce her bir amel onunla çarpıldı 700'e kadar. Efendim el hasenetü bi aşri emsaliha emsaliha ile sebmiyeti defin hadisini okumuştuk ya, her bir hasene iyilik en az onla 700'e kadar çarpılarak verilir. Ama ne 700 ne 700 bin ne 700 milyon diyelim, bir sınır getirmeyelim. Allah verirse Allah gibi verir elhamdülillah. Ne olacak benim gibi gariban bir fakir müracaat ederse ona işte bir yemek parası veririz. Sevindirecek iki yemek parası veririz. Evine bir günlük geçimini veririz. Bizde bu kadar var. Çok zengin olan kardeşlerimiz bir yıllık yiyeceğini verir. Bu kadar bir sınırı var. Şimdi ama memleketin padişahı gelse, efendim ondan bir şeyler ihsan isteseler, hep hikayelerde duyarız ya, padişah çıkarır kese, altını fırlatır. Bir kese altın verir. Yani biz bir altının yarısını bile veremezken padişah attı mı kesenin altını atar. Neden? Padişah, padişah gibi vermek lazım. Ona o yakışır. Garibanla ağanın vermesi, paşanın vermesi ya da padişahın vermesi bir olur mu? Herkes çapına göre verir. Ya Allah verirse Celle Celaluhu. Ya. Vasıyamı cünnet. Oruç bir kalkandır diyor. Kalkan nedir biliyoruz. Şimdi kullanmıyorum ama eskiden savaş esnasında hasım kılıcı çaldı mı tutar önüne, kılıç işlemez olur. Canını, bedenini kılıçtan muhafaza eder. Korur adamı. İşte oruç da Müslümanı böyle korur. Ve izâ kâne yevmu savmu ahadikum ve le yefs ve le yeshâ. Bunun korunmasının tam olması için oruç tuttuğumuz an hiçbir Müslüman kötü söylemeyecek, küfür etmeyecek, dil ile ilgili haramlar var. Kaçınacak ve kavga etmeyecek. Nedir o dil ile ilgili haramlar? İşte Hucurat suresinde bunlar anlatılıyor. Dedikodu yapmayacak. Laf götürüp getirmeyecek, bitme çıkaracak. Suizanda bulunmayacak. Kimseye hakaret etmeyecek. Kimseye kötü lakap takmayacak. Kimseye iftira etmeyecek. Kimseyi aşağılayamayacak, alay etmeyecek. Ne diliyle, ne kaşıyla, gözüyle, eliyle, ayağıyla alay etmeyecek. Yalan söylemeyecek. Ve kavga çıkarmayacak. Oruçlu olan. Bu oruç insanı korur. Ve artı oruç insanı korur çünkü nefis güçlendiği zaman, bunu anlatmıştık, onun üzerinde hatırlatıp geçelim. Güçlü, kuvvetli, canlı nefsin şehvetleri vardır, hırsları vardır, peşine düşer, yakalamak için çalışır. Ama oruç tutanın yerinden kıpırdayacak böceli kalmaz ki, efendim o onların peşine düşsün yani. Akşamı bekliyor o. O bedene zafiyet verdiği için, kalbi de cilalandırdığı için, efendim nurlandırdığı için insan günahlara karşı kendini oruç kalkanıyla korumuş olur.
O yüzden diline sahip olsun, eline sahip olsun, beline sahip olsun, kavga etmesin. Diyeceksiniz ki ben etmiyorum ama elim adamı gelip çatıyor ya. Daha evvel Furkan suresinde ve İbadur Rahman diye bir ders yapmıştık. Bu cuma değil de bir evvelki cuma. Ve İbadur Rahman ellezine yemşuna fil ardı hevnen ve izâ khâtabahumul cahiline kâlu selâm. Rahman olan Allah'ın o sevgili kulları yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler. Yumuşak, mütevazi, olgun. Cahiller kendilerine sataştığı zaman onlara cevap vermez. Selam derler. Selam der, selametle giderler. Cahilleri muhatap alıp da onların seviyesine düşüp onlar gibi kavgaya girişmez. Değerli kardeşlerim, eskiden belli büyüklerimiz söylerdi. Herkes kendi ırzını, şerefini kendisi korur. Dolayısıyla bizim haysiyet, şerefimize zarar verecek, adamlığımızı, mürüvvetimize zarar verecek cahillerin sataşmalarını bir şekilde bulaşmadan atmamız lazım. Elin adamı keşke olmasa ama rezil olabilir, kepazeler bu, utanmaz olabilir, yüzüne tükürsen kar yağdı sanır, arsız adam. Ona sen ne söylersen söyle. Ama o söylenenlerden bir tanesi sana söylerse günlerdir uykun kaçar. Niye muhatap oluyorsun? Selamet çek. Adam geldi sana sataştı. O zaman diyor ki ve insabbahu ahadın. Bil ki size gel size sövse. Sövse ya. Kötü söylese. Ev katelehu. Ya da vurmaya kalkışıyor, dövmeye kalkışıyor. Fel yakul. Oruç tutan desin ki, inni sahi, ben oruç tutuyorum. Ben ibadet değil kardeşim. Selametle git. Neye benzer? Bir Müslüman Allahu Ekber deyip namaza durdu, ibadete durdu değil mi? Artık konuşamaz, yiyemez, içemez. Birisi gelse omuz vursa, yumruk vursa cevap veremez. Selam verene kadar ibadettedir. Gıkı çıkmaz. Bu Allahu Ekber'e ne diyoruz? Tahrime tekbiri. Ne demek? Namaza aykırı olan her şeyden seni haram ediyor. Yasaklıyor. Öyle ibadete devam ediyorsun. Ya oruç da bir ibadettir. Oruçlu olduğun sürece inşallah seninle kavga etmek isteyene kavga etmeyeceksin. Sövene onun lisanıyla cevap vermeyeceksin. Ya selametle efendi diyeceksin. Ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Bana sataşma. Şimdi böyle bir müminin vellezi nefsi Muhammed'in bir yedi diyor Peygamberimiz. Ben diyorum ki demiyor. Muhammed'in canını elinde tutan o Allah Celle Celaluhu'ya diyor. Tekit ve belki de yemin ifade ederek buyuruyor ki le halufu fe musaim oruç tutanın o kerih görülen, pis görülen, burnuna hiç de hoş gelmeyen siz bilirsiniz. Ağız ağza ağız, aç bir insanla konuştuğunuz zaman içeriden böyle taaffun etmiş. Çok kötü bir koku gelir. Çaktırmamak için katlanırsınız ama zor katlanırsınız veya böyle dinliyormuş gibi mesafeyi ayarlarsınız ondan rahatsız olmamak için. Hakikaten kedi kokar, ağız kokusu. Bazı insanların da devamlı ağız kokuları vardır. Ya dişleri, ya diş etleri ya da ağızlarında bir iltihap vardır. Mutlaka gidip tedavi yaptırmaları lazım. Allah onların başta hayat yoldaşlarına yardımcı olsun. Evet, bu koku Allah için Celle Celaluhu le halufu fe musayim at ya bu daha tayyip, daha temiz, daha güzeldir. İndallah Allah yanında min rihil misk, misk kokusundan. Şurada birisi misk kokulamış, vallahi senin üstünde gibi burnu ondan istifade ediyor. Koku böyle bir şey. Sen sürünmemişsin, adam para vermiş, koku almış. Ama senin burnuna da geliyor, misk gibi kokuyor. İşte bu güzel bir şeydir. Peygamberimiz de iyi arkadaşı
Koku satan böyle insanların yanında dur diye böyle. Ya para verir alırsın, ya o sana hediye eder, ya da birisi alırken burnuna güzel kokular gelir işte. Güzel koku. Allah'a güzel gelir. Güzel değil aslında. Fakat niçin ağzı kokuyor? Oruçtaki açlıktan mütevellit. Onun için Allah'ın hoşuna gidiyor. Hocam bunu madem Allah çok seviyormuş, biz de abdest alırken dişlerimizi biz paklamayalım, fırçalamayalım, temizlemeyelim, daha çok koksun. Bu sözü anlamamak olur. Bazı insanlar da böyle anlamışlar. Hakikaten insanların anlayış ve kavrayışı da çok değişik. O yüzden alimlerin anlayışına, kavrayışına dikkat etmeli. İlim sahibi olmalı veya onlarla düşüp kalkmalı. Çünkü bu tür Kur'an lafızlarının, sünnet lafızlarının ne manaya gelip nasıl yorumlanacağını şerh dair usul bilgileri vardır. Fıkhın usulü vardır. Tefsirin usulü vardır, tefsir usulü. Hadisin usulü vardır, hadis usulü. Bunları okumak, bilmek lazım ve ona göre de yorumlamak lazım. Lissaime ferhatan. Oruç tutan için iki tane ferahlık vardır. Yefrahuhuma, onlarla sevinir. Nedir onlar? İza aftara, iftar anında feriha sevinir, bi fıtrihi orucunu açmasıyla. Değerli kardeşlerim, akşam olacak biraz sonra. Sofralar seriliyor. Ve susamışız. Elhamdülillah bu sene, geçen seneler gibi yaza gelmedi. Mevsim çok güzel. Havada sıcak yok. Millet çok da çalışmıyor. Koronavirüs münasebetiyle evinde oturuyor. Belki bugün o kadar çok susamadık ama yine de içimizde bir su arzusu var. Yani orucu açtığımız zaman bir su, iki yemekler çeşit çeşit yapılıyor. İftarda ne de olsa bir bereket yapmak da lazım. İşçilerin işini hafifletmek veya izin vermek, evin rızkını bollaştırmak, çocukları daha çok sevindirmek, efendim bu Ramazan'da sadakayı çifte çifte vermek lazım. Peygamberimiz çok cömertti ama Ramazan ayı girdiğinde çok daha bambaşka bir cömert hale gelirdi. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifi biraz sonra belki okuruz, yetişmezse Allah nasip ederse yarın okuruz inşallah. Şimdi Allah ne verdiyse sofraya konmuş. Sen oruç tutmanın mutluluğu içerisindesin. Şöyle bakıyorsun. Çocukların var. Kara kaşlı, kara gözlü. Allah çocuklarımızı analı babalı büyütsün. Anası babası birbirinden ayrılmış, boşanmışlar eylemesin. Ya da olaylar oluyor, savaşlar oluyor. Teröristlerin baskınında anneleri babaları şehit olan yetimler var. Onları da düşünmemiz lazım. Onlar da böyle bir sofraya oturdukları zaman kendilerine şefkatle bakan bir baba, bir anne bulmak isterler. Bunları da düşünmek ve onlar için de bir şeyler yapmak lazım. Çocuklarımıza bakıyoruz. Böyle topa bakıyorlar, saate bakıyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar. Gözlerinin içi gülüyor ve siz onların sevincine baktıkça Allah'ım diyorsunuz ya. Hamdolsun bana oruç tutan temiz evlatlar verdin. Gözlerimi aydınlattın. Sana hamdü senalar ederim. Bu çocukların imanı böyle devam etsin. Müslüman olarak yaşasın. Müslüman olarak ölsünler. Benim zürriyetimden kıyamete kadar gavur gelmesin. Hep imanları sağlam olsun. Neşeyle onlara bakıyorsunuz böyle. Ve top atılıyor. Allahu Ekber dönüyor. Bismillah diyerek hemen hücum ediyoruz. Sevinci görüyor musunuz? Bizzat yaşıyorsunuz yani. Yaşıyorsunuz. İşte bu yaşadığınızdan yaşamadığınıza gidin. Nedir o? Ve izâ lakiya rabbahu feriha bisavmi. Rabbisiyle kavuştuğu zaman yevmi kıyamette oruç tutmasından bedel alacağı mükafat yüzünden o günde çok sevinecek. Onu daha görmedik ama kardeşim kıyas yapalım. Şu andaki sevinci yaşıyor muyuz? Evet, gözle görülür, elle tutulur, sofranın başında bir sevinç yaşıyoruz. İftar anında. Bu ne kadar gerçekse Allah Celle Celaluhu'nun katındaki de o kadar gerçektir. Korku içinde dururken birden ey oruç tutanlar siz ayağa kalkın diyecekler.
Ve buyurun cennete Reyyan kapısından diyecekler. Biraz sonra göreceğiz. Veya yarın görürüz inşallah. Vakit de bir hayli geçti. Cennetin oruç kapısından gireceğiz. Melekler karşılayacak bizi cennette. Selamun aleyküm tıptım diyecekler. Selam olsun size, esenlik olsun. Bundan sonra hep mutlu olacaksınız. Ne güzel ettiniz dünya hayatında. Açlığa, susuzluğa katlandınız. Allah'ı bildiniz, seve seve ibadet ettiniz. İşte onun yüzünden mükafatlandır. Cennete geliyorsunuz. Verin bakalım ellerini, sizi köşklerinize götüreceğimdir. Melekler karşılar onları. Neden? Çünkü derecesi en düşük Müslümana bile bu dünyanın 10 katı büyüklüğünde arazi ve onun içerisinde köşkler, ırmaklar, ne ırmakları? Bal ırmakları, şarap, şerbet ırmakları, saf süt ırmakları, süt ırmakları ve süzülmüş bal ırmakları. Bunlar boyuna akar gibi eliyle akacaklar. Her tarafta yeşillik ağaçlar. O ırmakların altındaki çakıl taşları kimi yakut, kimi inci, kimi mercan pırıl pırıl parlamakta. Ve o köşklerde orada nitesini söylemeyelim artık. Ne yettiniz diyecek, cennetin kapısında melekler sizi karşılayacaklar. Dünya hayatımızda hep bizimle beraberler ya, iyilik yaptığımız zaman deftere yazıyor, seviniyorlar. Kötülük yaparsak hadi tövbe vazgeç ya diye üzülüyorlar. Efendim 360 melek bizi koruyor. Bir hasta ziyaretine gidersek, geçenki dersleri biz anlattık, yakında 70 bin melek bizimle beraber gidip bize dua ediyor gider gelirken. Meleklerle biz içli dışlı yaşıyoruz elhamdülillah. Bunlar bizi cennetin kapısında da karşılayacaklar. Bunlar hep bize dua ediyorlar elhamdülillah. O zaman da bu mutluluğu yaşayacağız inşallah değerli kardeşler. Allah Celle Celaluhu yaşatsın inşallah. Ne kadar güzel. O yüzden hakikaten oruç ibadeti bize kulluğun ve ihlasın tadını, zevkini tattırıyor doğrusu. Her iki halde de sevinç, ferahlıktan birisini yaşadık elhamdülillah çok. İkincisini de yaşarız inşallah. Birincisi, geçen bir saat sonra karnımız doyar, sularımızı içmişizdir, çayımızı içmişizdir. Efendim, ihtiyat geçer ama Allah'ın huzuruna vardığımız zaman oruç benim içindir ya, ona ben mükafatını vereceğim dediğinde öyle bir mükafat verir ki o geçmez değerli kardeşlerim. O sonsuza kadar devam eder. O yüzden şu hadisi şerifi de okuyup mevzu geçtiği için tamamlayalım inşallah. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayette şöyle buyuruyor. Men, her kim enfaka infak etse zevceyni çift çift fi sebilillah, Allah yolunda, onun rızası için. Bu Allah yolu, Allah rızası için harcanan her sadakaya da söylenir. Fî sebilillah deyince bizde genellikle cihat aklı gelir. Allah yolunda o da olur. Başta cihat, onun için her hayır yönü diye ikisini biz birleştirelim. O yüzden hadis alimleri bu hadisleri kimisi cihat babında bölümünde anlatırlar, kimisi oruç bölümünde anlatırlar. Fî sebilillah, hem Allah yolunda cihat için, hem de cihada vesile olacak ön hazırlıklar için, cihadın silahını donatmak, cihada lazım olan bilgileri öğretmek için okul açmak, kitap bastırmak, kitap hediye etmek, öğrencilerin masrafını karşılamak, Allah yolunda fakirin, fukaranın, açların ihtiyacını gidermek, açları doyurmak, çıplakları giydirmek vesaire vesaire. Allah yolunda çifte çifte harcayan. Dedik ya, özellikle Ramazan ayında Peygamberimiz çok cömertleşirdi. Nu diye nida olunur yevmi kıyamette.
min ebvabil cenne, cennet kapılarından. Ya Abdallah, ey Allah'ın kulu, hâzâ hayr, bu senin için çok büyük bir hayırdır. Çifte çifte harcamanın cennetin bütün kapılarından böyle davet edilme imkanı varmış. Yahu kardeşim, paran varsa Allah rızası için harca, bu karz-ı hasen, yani Allah'ın avucuna borç koymaktır. Yevmi kıyamette faiz değil, Allah kat kat fazlasıyla verecektir. Madem fazlan var, yemen standart, içmen standart, hayat ihtiyaçları standart. Öyleyse Allah yolunda harca. Zaten Müslümanların ihtiyacı var yani. فَمَنْ كَانَ فِي مِنْ اَهْلِ الصَّلَاتِ, bir Müslüman namaz ehlindense, namazı güzelce kılanlardansa, duye مِنْ بَابِ الصَّلَا, namaz kapısından davet edilir. Ey namaz kılan mümin, gel benden girdir. Namaz kapısından girdirilir. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ, eğer cihat ehlinden ise, dille cihat, amelle cihat, malıyla cihat, bilgisiyle cihat, efendim yeri geldi Allah yolunda bil fiil cihat, yani savaşa girerek cihat, cihadın ufağından büyüğüne her yolu içine kapsar. Evet, cihat ehlinden ise duaya davet olunur. Peki cennetin bir de cihat kapısı varmış elhamdülillah. Ve men kâne min ehle sıyam, eğer oruç tutanlardansa o Müslüman, duye min bâbi reyyan, reyyan kapısından, reyyan susuzluktan yanmak, suya kalmak anlamında. Ve men kâne min ehle sadaka, sadaka ehlinden ise, sadaka verenlerden ise o Müslüman, duye min bâbi sadaka, sadaka kapısından çağrılır. Şimdi burada Ebu Bekir Efendimiz'in dikkatini çekiyor. Belki çok Müslümanın dikkatini çeker de sormaya haya etmiş. Saygıdan dolayı sormamış olabilirler. Ebu Bekir Efendimiz soruyor. Bi ebi ente ve ümmi, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Ma ala men du'iye min tilkel ebbabi min darure. Yani bu kapılardan bir tanesinden çağrılmak bile yeter. Ötekilere hiç ihtiyaç yok. Cennete girmek değil mi? Bir kapıdan gitsek de yeter. فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْبَابِ كُلِّهَا, bu kapıların hepsinden birden çağrılan Müslüman olur mu? Çünkü soruyor, akla gelmez mi? Bir Müslüman aynı zamanda cihat ehli olabilir. Aynı zamanda namaz kılıyor, namaz kapısından çağrılacak. Aynı zamanda oruç tutuyor, oruç kapısından çağrılacak. Aynı zamanda sadaka zekat veriyor, oradan çağrılacak. Bir anda bütün bu ibadetleri yapıyorsa hangisinden gidecek bu Müslüman? Yoksa hepsinden birden çağrılacak. Gerçi bir kapıdan gitse yeter de, anam babam sana kurban ya Resulallah, bu nasıl olacak diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kal buyurdu ki naam, evet, bu kapıların hepsinden birden davet edilecekler de olacak. Öyle insanlar da olacak. Ve arcu, ben reca eder, ümit ederim ki entekune minhum, sen Ebu Bekir onlardan olacaksın. Müjdeye bakar mısın? Senin de o bahtiyarlardan olmandan ümit ederim diyor. Elhamdülillah namazımızı kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Biraz sadaka da veririz. Allah yolunda efendim icap ederse savaşırız da inşallah. Şu anda da dilimizle, ilmimizle, efendim sözümüzle, kalemimizle cihad etmeye gayret ediyoruz. İnşallah bu kapıların hepsinden çağrılanlardan oluruz. Ne haddimize demeyelim. Allah ne diyor? Dua ederken Rabbana hep lena min ezvacina ve zürriyatina kurrata ayun ve cealna lil muttakine imama. Allah'ım eşlerimden ve çocuklarımdan bana Müslüman olarak görmekle, sana kul görmekle gözlerimi aydın eyle. Ve bizi hep beraber ailecek müttakilere imam eyle diyor.
Ya müttakilere imam, imam önder demek, lider demek, rehber demek. En önünde eyle diyor. Müttakilerin arasında değil, en arkasından geçsek bize yeter. Ama Allah himmeti yüce tutun, çıtayı yüksek tutun. Büyük düşünün diyor. Büyük olmak için çabalayın diyor. O yüzden biz de isteyelim. Allah'tan isteyeceğiz. O kapıların hepsinden çağrılanlardan olalım inşallah. Allah muvaffak eylesin inşallah. Evet, inne fil cenneti baben, cennette bir kapı var. Yukalu lehu er-reyyan, ona reyyan kapısı derler. Bugünlerde reyyan ismini de duyuyoruz. Yadkhulu minhu as-saibuna yevmel kıyame. Kıyamet gününde o kapıdan oruç tutanlar girecek. La yadkhulu minhu ahadun gayruhum. Onların dışında bir başkası da orada giremeyecek. Orucun bir özelliği var. Oruç tutmayanlar o kapıdan giremeyecekler. Yukal denilecek kıyamet gününde. Eyne saimun? Birisi nida ediyor. Diyor ki, nerede oruç tutanlar? Feyakumun. O oruç tutanlar ayağa kalkarlar. La yadkhulu minhu ahadun gayruhum. Onlar girer, o kapıdan başkaları giremez. Oruç tutmayanlar. Feiza dakhalu, oruç tutanlar girdiği zaman uğlika, kapılar kapanır. Velem yedhul minhu ahadun, artık oradan kimse içeriye giremez. Allahu Ekber. Reyyan kapısı. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, hadis-i şeriflerde anlatılan hakikatlere erişmek için yaşıyoruz. Elhamdülillah ölmedik. Bu fırsatlar var. Bu hadis-i şeriflerle bugün inşallah yetinelim. Yarın Peygamberimizin oruçla ilgili müjdelerine inşallah aynı saatte devam ederiz diyelim. Rabbim ibadetlerimizi kabul buyursun. Onu boşu boşuna harcamak ve tüketmekten, israf etmekten muhafaza buyursun. Kendisiyle karşılaştığımız zaman bize vereceği mükafatlar ile çok sevinen, bahtiyar kullarından eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın ve selam.